işçinin emeğinin karşılığını alması için markalaşmamız gerekiyor, diyor köy halkı. Sözü şimdi de Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Hasan Özçelik'e veriyoruz. Profesör Doktor Hasan Özçelik, biyoçeşitlilik üzerine önemli araştırmalar yapan bir bilim adamı. Hocam, size vermek istiyorum sözü. Şimdi çok güzel bu köydeki bu üretim şekli ama neler diyeceksiniz, nasıl gözlemliyorsunuz? Sizden de yardım alıyor köy halkı. Neler diyeceksiniz? Yerel ürünlerin önemi nedir? Biyolojik çeşitliliğin önemi nedir sizin adınıza? Evet, şimdi geçen hafta ben bu kooperatif üyeleriyle tanıştım. Memnun kaldık. Birbirimizi tanıma vasıtamız Dünya Bankası'nın küçük ölçekli destekleri, hibe destekleri programında bu kooperatifle üniversite arasında bir işbirliği yapıp ortak bir proje sunmak ve ben bu kooperatife bilimsel danışmanlık yapmayı düşünüyorum. Kooperatifin de isteği benden budur. Bu projeyi hayata geçirebilirsek, birincisi yerel bir çeşidimiz olan buranın fasulyesini korumuş olacağız. Zaten Dünya Bankası'nın projeden beklediği biyolojik çeşitliliği korumadır. Ama koruma sadece bir yeri çevirmeyle olacak bir şey değil. Tarımsal biyolojik çeşitlilik ancak üretimle ve halkın bundan ekonomik gelir elde etmesiyle mümkün olur. Bu fasulye de bu tarımsal biyolojik çeşitlilikten önemli bir noktadır. Bunu korumayı düşünüyoruz. Bu fasulyenin 100 yılın üzerinde bir geçmişi var. Hiçbir değişikliğe uğramamış ve buranın yerli bir çeşidi. Söyleyenlerin, anlatanların belirttiği gibi burada bir markalaşma, fasulyenin tescili, buraya ait olduğu coğrafi tescili isteniyor. Bundan sonra da pazarlama taktiklerini geliştirip halkın gelir seviyesini artırmayı düşünüyoruz. Burada şöyle bir problem görülüyor. Esasında bu fasulyeyi insanlar tanıyorlar, istiyorlar ve satışta bir sıkıntısı yok ama bir sistem sorunu var. Pazarlama tekniklerini bilmiyoruz. Yani çuval çuval satarak aracılara bol miktarda prim veriliyor. Üreticiden tüketiciye kadar olan zincirde esas karı aracılar götürüyor. Üretici hak ettiğinden daha azını alıyor. Tüketici de pahalıya alıyor. Üretim miktarında sıkıntı yok, pazarlamada da sıkıntı yok ama bunu bir günümüzün şartlarına uyarlanması gerekiyor. Burada bu fasulyenin neden daha iyi yetiştiğinin ekolojik bir izahını yapmak istiyorum. Dedegöl Dağları çok önemli bir dağ. Bu dağda önemli miktarda baklagil familyası üyesi var. 2-3 çeşit benim burada gördüğüm üretilebilir nitelikte nohut var mesela dağda. Korunga var, geven var, fiy var. Bunlar bu yörede bu fasulyenin, baklagiller ailesinin bir üyesi olan fasulyenin de iyi yetişebileceğinin bir göstergesi. Bunu oluşturan buradaki ekolojik şartlardır. Başında mikro klima geliyor. Bu dağın, gölün, yani su, iklimin oluşturduğu bir ekosistem var burada. Onun için tohumu başka bir yere götürerek aynı sonucu elde edemiyorlar. Endemik özelliği bu değil mi hocam? Endemik demeyelim ama yani yerel bir çeşit diyelim. Bu çeşidi biz tarım bankalarına koyup Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tohumu tanımasını, bu bitkiyi tanımasını ve korumasını isteyeceğiz. Ve fasulyeyi farklı ürünlere dönüştürerek pazarlama imkanının kolaylaşmasını sağlayacağız. İnternet sitesi kuracağız. Kimyasal analizlerini yaptırıp, yani gıda değeri nedir, işte efendim fiziksel özellikler nelerdir. Hatta mesela deniyor ki işte eski bir atasözümüzde komşu dumanıyla pişer falan gibi. Yani pişmede fazla enerji tüketmiyor, lezzeti gayet güzel. Gıda değeri de yüksek olduğunu belgelendirebilirsek köylünün işi biraz daha kolaylaşıyor. Köylü para kazandıkça da biyolojik çeşitliliğe, tarımsal biyolojik çeşitliliğe sahip çıkıyor. İnşallah bunun devamı gelir. Kooperatif üyelerinin sayısı artar. Kazanç arttıkça kırsal kesimden şehre göç azalır veya şehirden para kazanmak amaçlı buralara da kırsal kesime gelenler olur. Özellikle gençlerden ve kadınlardan diye düşünüyoruz.
Kadınlar konusu çok önemli çünkü sürekli programlarda şunu söylüyoruz. Dünyayı erkekler, erkekleri kadınlar yönetiyor. Göçün ana faktörü kadınlardır. Evleneceği erkeğe beni şehirde yaşatacaksan evleneceğim diyorsa, erkek de bunu yaşatamıyorsa zaten erkekler evlenemiyor bile. Gelir artarsa ve kadınlar bu işe evet derse kırsal kesim dışarıya göç vermez, şehirlerden göç alır. Bu da Dünya Bankası'nın, devletimizin, tarım politikalarımızın bir gereği olarak düşünüyorum. Kadın isterse diyorsunuz, tersine göç başlar. Evet, kadın isterse. Her şeyi olur. Evet. Hocam, bu kadın konusunu biz daha önceki programda da işlemiştik, izleyicilerimiz evet. Takip ediyorsa. Şimdi hocam, yerel tohumların bugüne kadar saklanması çok önemli bir şey. Yani günümüz koşullarında değil mi? Yani bugünlere kadar ekilip sürekli gelmesi de bu köy için evet. Cevher. Şimdi şunu söyleyelim. Şimdi tabii bizim mesela Asma'da 1300 çeşidimiz var. Sadece üzümde. Yani fasulyede de eminim ki bir 100'ün üzerinde çeşidimiz var, yerli çeşidimiz. Fakat bu yerli çeşitleri korumaya çok önem vermeliyiz. Bakın burada bir köy, bir muhit, hatta bir kesim buradan ciddi olarak bir ekonomik kazanç elde ediyor. Bunun devamının sağlanması için sakın ola misafirperverlik yapıp, işte efendim bir yabancıya da bir ne olacak bir avuç verelim mi gibi bir şeyler düşünüp, yabancıya bir tek fasulye vermeyelim. Biyo kaçakçılık kapsamına giriyor. Biyo kaçakçılığa adı bulaşan, yardım edenlerin cezası 38 bin liradır. Ama efendim işte bir yabancı gelmiş, şuradan bir avuç verelim. Türkiye'deki buğdayları böyle kaybettik. Fasulyemizi burada tutmaya çalışalım. Siyasi sınırlarımız dışına çıkarttırmayalım. Biyo kaçakçılığın en önemli mücadele yolu halkın bilinçlenip malına, değerine sahip çıkmasıdır. İyilik yapma damarımızdan biraz vazgeçelim. O da bir insandır. Biraz da ona geçse ne olur demeyelim. Kangal köpekleri Amerika'ya gitti. Kangal köpekleri şimdi Amerika'da ıslah ediliyor. Van kedisi Amerika'da üretiliyor. Efendim incirimiz Amerika'ya gitti. Bereket ki hani adam biraz erkeğe dişisini ayırt edemeden götürmüş de üretemedi falan. Bambus arılarımız gitti. Böyle giderse bana kalsa Türkiye'de sadece insanlar kalacak. Ondan sonra da Türkiye boşalmış olacak. Ömürlenmesi de pazarlama. Pazar ürüne çevirip, bakın ben size kılavuzluk yapıp satarken çiğ fasulye satmamalıyız. Pişirip satmalıyız, ürün satmalıyız. Sattığımız üründen yeni bitki üretilmemelidir. Önemli bir konuya değindiniz. Şimdi dünyada tarım politikası, az önce de belirttim, tek tip ürüne gidiyor. Artık çeşit, ama şimdi çeşide ilginin arttığı gözlemleniyor. Yani buna daha fazla önem veriliyor. Neler diyeceksiniz? Hani dünya çapında da bu nasıl görüyor? Yerel lezzetler, yerel ürünlere nasıl bir bakış var? Neden önemseniyor bu lezzetler? Şimdi Türk kültürünün önemli gıdalarından birisi fasulye ve pilav. Lokantaya uğradığımız zaman eskiden garsonlar bir dakikada belki 1500 kelime sayarlardı. Hiçbirine de bir şey anlamazdık. Sonunda diyordu ki pilav üstü fasulye var mı? Kuru var mı? Taze fasulye var mı? Ya da Ayşe Kadın fasulyesi var mı? Beslemek açısından iki grup çok önemli. Birisi buğdaygiller. Buğdayın merkezi, dünyada gen merkezi Diyarbakır'daki Karaca Dağı'dır. Bir de Kuzey Amerika'dır. Fasulyeleri, Türkiye'de de fasulye veya baklagiller grubu ikinci büyük ailedir Türkiye florasında. Cenab-ı Allah burada ne varsa Türklere döküvermiş. Biz Allah'ın torpilli bir milletiyiz. Torpilli bir kuluyuz. Fasulye grubunda protein miktarı çok yüksek. Baklagiller şeysinde, hayvan yeminde de böyle. Buğday grubunda da nişasta karbonhidrat grubu çok yüksek. Yani bu fasulye %27, %30 protein az bir mesele değil. Bunu seyrelte seyrelte başka ürünlere dönüştürebiliriz. Proteinin olduğu bir yerde hayat oldukça kolaydır. Besleme oldukça sağlıklıdır. Protein çok önemli bir şey. Etle yarışa giren bir gıda. Etin önem derecesi proteininden geliyor. Mantar satıyoruz. Mantarın önemi proteininden geliyor. O zaman fasulyede de proteini yüksek olan gıda oldukça önde gidiyor demektir. Yerel çeşitlerimiz
yerel lezzetlerin dışında bunların içerisine genleriyle oynama veya şöyle şöyle bir mutasyon geçirme gibi şeyler yok. Yani bir bilimsel dalavere yok avam tabiriyle. Yerel çeşitler bundan önemli. Bizim eski gıdalarımızda hile olmadığı için herkes tarafından beğenilirdi. Bugün daha çok verim veren, daha gösterişli olan ürünler var. Ama bunlar hile ile laboratuvar şartlarında özellikleri değiştirilerek getirilmiş. Belki ticari manada önemli ama aklı erenler bunlardan korkuyor. GDO'lu ürünlerin yani genleriyle oynamış canlıların ileride insanların başına ne bela açacağını hala bilmiyoruz. Ve bu kısa süre içerisinde anlaşılacak bir durumda değildir. Ama buranın fasulyesi veya yerel çeşitlerimiz yüzyıllardır devam eden, hiçbir yan etkisi görülmeyen bir üründür. Bunun zaten ispatı halkın kullanımıyla bellidir. Ne tip bir sonuç vereceği ama modern tohumlar kullanabiliriz. Ama bunların ileride başımıza neler getireceğini şu anda bilmiyoruz. Tarımın başkentinden de bu hafta sizleri Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Akçabelen köyüne götürüp 200 yılı aşkın süredir atalarından kalma tohumlarla kendi kendilerine yeten ve bunu gelecek nesillere aktarmak için yaşam mücadelesi veren köylülerin öyküsünü getirdik ekrana. Ne demiştik? Tohum içerisinde asla çaresizlik barındırmaz. Bir eker bin olur. Dileriz Akçabelen'de yetiştirilen çetme fasulyesi de ve Anadolu topraklarının birçok zenginliği olan ürünlerimize de gereken önem verilir ve bu topraklarda daha yüzyıllar boyunca bu ürünler yetiştirilir. Ve bu kültür hiç ölmez.